Herkese günaydın. Bugün Zonguldak'tan ayrılıp Kocaeli'ye doğru sürüyoruz. Dün çok güzel bir zamanda Otel Emirgan'a vardık. Falezlerin yanında Karadeniz'e nazır, gün batımı harika olan bir oteldi ve çok güzel bir akşam geçirdik. Sabahleyin de çok güzel bir manzaraya uyandık, kahvaltımızı yaptık, yola çıktık. Bugün Kocaeli'nin Başiskele ilçesine doğru gideceğiz. Oradan da kısmet olursa Kartepe'ye, yani dağ olan Kartepe'ye çıkacağız, yaylalara doğru süreceğiz. İlk başlarda planım dağ yollarından Kocaeli'ye ulaşmaktı. Fakat dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım olan Şebo beni aradı. Kendisi bisikletiyle Türkiye'yi turlayan bir ilkokulu öğretmeni ve şu anda Kocaeli'de görev yapıyor. Turundan dönmüş, benim de güzergahıma bakınca sen Kocaeli'den geçeceksin galiba dedi. Ve mutlaka bana uğruyorsun, birlikte bir kahve içiyoruz, sonra yoluna gidersin dedi. Ben de çok mutlu olurum dedim. Şimdi kısa yoldan Kocaeli'ye varmaya çalışıyoruz, sonra yola devam. Evet, merhaba. Bugün öyle çok civcivli bir kahve şeyi yok. Ben Kocaeli'de arkadaşımı buldum, onunla görüşelim istedim. Şu anda burası neresi? Gördük ki rotası Kartepe'deymiş. Rotada Kartepe'deymiş. O zaman bir görüşelim, kahveyi birlikte içelim. Evet. Şimdi Şebo benim çok sevdiğim bir arkadaşım. 2022 yılında Akyaka'da karşılaşmıştık onunla. Biz 3 motosiklet Göcek'ten dönüyorduk. O da böyle hayranlıkla izlediğimiz bir şekilde tek başına solo bir vaziyette bisikletiyle Türkiye'yi dolaşan birisi. Hayranıyız kendisinin. O gün de epey sohbet etmeye fırsat bulmuştuk. Burada şimdi o da Kartepe'de öğretmenlik yapıyor ve süper bir şekilde yok o seni çekiyor. Buradaki seni çekiyor. Şimdi Şebo'nun 360 derece kameralara karşı bir şeyi var. GoPro kullanıcısı olduğu için o da öğrenecek. Öğreniyorum. Ve burada kahvemizi yudumluyoruz. Efendim çok iyi oldu. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben de çok sevindim efendim. Siz nereden geliyordunuz? İki teker kardeşliği. İki teker kardeşliği. 2022'den 2024'e. Evet, ikimiz de kilo vermişiz ama bu arada. Evet. İyi olmuş. İyi olmuş. Ben buradan Şebo'nun da tavsiyesiyle Kartepe'de baraj gölü var. Onun da ötesinde değişik böyle turistik tesisler var. İşte Zirve Dağ Evi diye bir yer bulmuştum. Çok güzel bir manzarası var oraların. Yaylalar gibi diyebiliriz aslında. Yani Kocaeli'nin üst tarafı oluyor. Harika bir doğası var. Bakalım gideceğiz, göreceğiz. Biraz hasret gidereceğiz Şebo'yla. Oradan yola devam. Yola devam. Bugünkü son durağımıza ulaşıyoruz. Aksığın köyündeki Zirve Dağ Evi. Muhteşem manzarasıyla bizi bekliyor. İzledikçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sağ tarafta yer alan bungalovlar işletmeye ait. İşletme sahibi Bünyan abla ve oğlu Alper beni bekliyorlar. Bugün tenha bir günlerine denk gelmişim şansıma. Ve çok güzel bir bungalovu da benim için ayırmışlar sağ olsunlar. Herkese merhaba. Bu aslında turumun sondan bir önceki günü. Son kez Kocayayla'da konaklayıp İzmir'e döneceğim. Şu an Aksığın köyünde, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinin Aksığın köyünde, Kartepe'nin zirvesine çok yakın bir noktada Zirve Dağ Evi'nde kalıyorum. Burası kendisini de çok sevdiğim ve kısa zamanda aslında çok özel şeyler paylaştığımız, bu kadar hikayelerimizin kaynaşıp hemhal olduğu Bünyan ablam ve oğlu Alper'le özdeşleşen bir yer oldu benim için. Kendimi evimde gibi hissettim. Bu kadar müthiş bir doğayı, vatanseverlikleriyle, topraklarına olan bağlılıklarıyla, ona kıymet vermeleriyle bu hale getirmişler. Her bir santimetre karesinde bir emek var. Diktiği ağaçların sayısını hatırlamıyor bile Bünyan abla. İlk diktiğim ağaçları zamanında diyor, buraya gelen ilk misafirlerin çocukları şimdi kendi çocuklarını getirdiğini söylüyor. Çok güzel bir duygu tabii bu. Olağanüstü bir hayat hikayesi var. Kendisi bir İstanbul hanımefendisi normalde. Babası, bey babam diye hitap ediyor babasına. Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış. Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olmuş. Yurt dışında okumuş bir hanımefendi. Tam bir cumhuriyet kadını. Evlatları da kendisi gibi öyle. Alper kardeşim müthiş bir vatanperver. Ülkesini çok seven, onun için bir şeyler yapmaya çalışan genç bir kardeşim. Beni çok mutlu ettiler burada. Kendimi evimde gibi hissettim. Gibisi fazla aslında artık Aksığın'da bir evim olduğunu hissediyorum. Bünyan ablam, annemle tanıştırmaya da söz verdim. Bu sabah kahvaltıda hayatımda yediğim en güzel ekmeği yedim. Hiç abartmıyorum. Hani yoğurtla mayalanmış. Yani daha güzel bir ekmek yedim mi hatırlamıyorum, bu kadar güzel bir ekmek. Sabahleyin kalkmış, kendisi benim için fırına vermiş. Kalkacağım saati tahmin etmeye çalışmış. O kadar duyarlı, güzel bir insan. Burası tabii çok şekil değiştiriyor arkadaşlar. Vatanperver olduklarını videoda farkındaysanız sürekli ifade etmeye çalışıyorum. Bazı şeyler çok açıkça anlatılmıyor. Şövenist bir insan da değilim ama ülkemi ben de çok seviyorum. Buranın Türkiye olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu güzel toprakların bizim topraklarımız olduğunu unutmamamız gerekiyor. O derece emek sarf etmemiz gerekiyor. Harika bir doğal ve kültürel hazinenin üzerinde yaşıyoruz. Ve bunlar aslında bizim değil, gelecek nesillerimize aktarmamız gereken mirasımız. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz manzara, yani ömür uzatan bir yer. Ben bu seyahati bir arınma seyahati gibi düşünmüştüm. Bugün, yani burada kaldığım dün gece, kelimenin tam manasıyla bu arınma hissini yaşadım diyebilirim. Bu seyahatin geneli bana onu yaşattı ama buranın da ayrı bir önemi oldu. Çok keyif aldım. Şu anda bir meşe ağacının gölgesinde size konuşuyorum. Harika bir bungalovda kaldım. Müthiş bir manzarası vardı. Onları da koyarım videoya. Burası ilmek ilmek dokunmuş bir yer. Ceviz ağaçları, meşe ağaçları, envai çeşit. Bünyan abla özellikle yetişen meyveleri tatmamı söyledi. Mutlaka ye dedi. Sabah kahvaltısına kaldığım evin hemen dibindeki damla armutlarla başlamış oldum. Kahvaltı olarak ilk onları yedim. Sonra Bünyan ablanın harika kahvaltısına geçtik. Dolayısıyla çok mutlu, huzurlu geçirdiğim bir konaklama yeri oldu. İkinci evim oldu diyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum. Benim yolum bundan sonra Uludağ'ın güney tarafındaki Kocayayla'ya olacak. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Benim sevgili abim, şeref verdin, onur verdin. Yolun bahtın açık olsun. Amin. Her zaman bekliyorum seni. Güzel yaylalarımıza da selam söyle. Güzel İzmir'e de selam söyle. Söylemez miyim? Burası da bizim ikinci evimiz artık. Seni çok sevdik. İşin gücün rast gelsin. Sevgiler. Annemizin de gözlerinden, ellerinden öperiz. Saygılar abi. 7. günün sabahı Aksığın köyünden ayrılıp Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Kocayayla'ya doğru yola koyuluyoruz. Bugünkü rotamızda yemyeşil yayla yollarından geçerek önce İznik'e varacağız. Sonrasında İnegöl'e ulaşıp bambaşka bir yeşil yumağının içerisine girerek Kocayayla'ya varmayı planlıyoruz. Kocaeli'yi ardımızda bırakıp Bursa sınırına giriyoruz. İznik Gölü'nün güzel manzarası eşliğinde İnegöl'e doğru yol alıyoruz. İnegöl'den Keles'e giden yola girdiğinizde bu muhteşem güzelliğe kısa süre içerisinde ulaşıyorsunuz. Yolda, manzarada, virajlarda motosiklet sürmek için harika bir ortam sunuyor. Uludağ'ın eteklerindeki Kocayayla'ya gidiyoruz. Turumuzun son gecesini geçireceğimiz tesise varıyoruz. Keles Belediyesi'nin işletmiş olduğu bungalovlar. Kocayayla'dayız. Keles Belediyesi'nin Kocayayla'da kurmuş olduğu bungalov evlerinde yer aldığı tesisteyiz. Burası da bu gece konaklayacağımız bizim ahşap bungalovumuz. Hazırlıksız gelmiştik. Keles'ten bir şeyler aldık. Şimdi akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Herkese günaydın. Bugünkü sabah kahvesi Kocayayla'daki bu görkemli çam ağaçlarının altında şu kuş seslerinin eşliğinde içiliyor. Tur bitti. Bugün eve dönüş günü. Birazdan eşyalarımızı toplayacağız. Kocayayla'dan işte Kocayayla'nın bağlı olduğu Kesel ilçesine, oradan aşağı doğru inip Harmancık yolundan, Harmancık'a dönmeden Dursun Bey tarafına döneceğiz. Balıkesir'e o şekilde ulaşmayı düşünüyoruz. Yani ana yollardan mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorum. Fakat artık dönüş yolunda bundan kurtuluş yok. Yolumu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü vakitlice eve dönüp biraz dinlenmek istiyorum. Yolda yine güzel görüntüler görebilirsem sizler için çekerim arkadaşlar. Paylaşırız. Bu seyahatte bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Keles'ten Harmancık'a gidiyoruz. Bursa yolunu tercih etmemenizi tavsiye ederim. Harmancık tarafına döndüğünüz zaman öyle güneye inerken böyle güzel bir manzara eşliğinde biraz daha tenha bir yolda böyle keyifli virajlarla seyahat ediyorsunuz. Motorcular için bulunmaz nimet. Kesel'den Harmancık'a giden yol arkadaşlar. Çok güzel bir asfaltı, harika virajların, nefis bir manzarası var. Ve vadiden aşağıya indiğinizde böyle bir ırmak sizi karşılıyor. Eve heybem epey dolu dönüyorum. Aklımda sürekli ne kadar güzel bir coğrafyada yaşadığımız düşüncesi var. Doğal ve kültürel bir hazinenin içinde yaşıyoruz. Ve maalesef bunun kıymetini pek de bilmiyoruz. Hayatımızda neyin gerçek hazine, neyin geçici bir heves ve rant olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek bu ülkede bize bütün güzellikleriyle beraber harika bir yuva olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle İzmir-İstanbul otobanına ulaşıyoruz. İzmir tabelası eve çok az bir yolumuz kaldığını gösteriyor. Maalesef bu tur bitti. Artık eve dönmek zorundayız. Yeni rotalarda tekrar buluşmak dileğiyle. Unutmayın, yolda hayat var.